misin siz biliyorum.56 doğumluyum çünkü onlar 55'te beraat ediyorlar. Efendim bunlarla beraber yaşadığım için çok duygulanıyorum sanat denildiği zaman. Resimle başladım. Yaşanmıştıklar. Küçük çocuğum engelli. Engelli bir çocuk büyütüyorum. Ama o kadar güzel bir yol aldık ki hatta şimdi ikinci bir çalışmamız engelli çocuklar adına gelecek. O çocuklara ve ailelerine direnç olmayı hedefliyorum. Ama buna rağmen ben bir Türk kızı olarak pes etmediğimi, dirençli olduğumu ve hala bir şeyler üretebilmenin
var olduğunu göstermek adına işte sürekli alanlardayım, haksızlığa karşı çıkıyorum, çocukların yanında oluyorum. Özellikle engelliler adına bir sürü mücadelelerimiz var. Engelliler derken özellikle parantez açayım, çocuklar adına yapıyorum bunu. Hepsine iletişimim imkansız. Bildiğim konuda geleceğim. Direnci anlatmak istiyoruz. Çünkü kadınların, Kürt'ü, Türk'ü, Lazı'yla bütün Türk kadınlarının ya da ülkemizde olan bütün kadınların ayakta durması gerektiğine inanıyorum. Ve ben çok konuşmayı da sevmiyorum aslında. Benim gibi bir şey yok. Kadından başlamak istiyorum. İki şiir okuyabiliriz mi? Benim için öncelik kadın ve çocuklar olduğu için kadın diyelim önce. Kadın ve sanat. Sanat ki her dalda şiir mi yazılmaz, potresi mi çizilmez, romanı mı yazılmaz? Kadın, aşk. Mecnun olup yolları mı düşünmez? Kerem olup dağlar mı delinmez? Ferhat olup ölüme mi gidilmez? Kadın, dram. Namus deyip öldürülür. Aşk deyip yatağa atılır. Öküzden sonra sofraya bindirilir. Kadın insan. Sever, aşk der. Gider, gurur der. Ve kalır, sevgi der. Dildir kadın. Hangi lisanda anlatılsa da adı var olan ama hiç konuşmayan, konuşturulmayan. Bir de aslında rastgele gidiyorum. Bu şiirimin bir anısı var. Bunu da anlatmak istiyorum size. Sevgili Hrant Dink. Hrant'a herkes yazılar yazdı. Şiirler yazdı. Doğrudur. Hepimiz çok sevdik onu. Güzel bir şekilde geçti önümüzden, yurdumuzdan, gözümüzden. Ama sevgili Rakel'in duygularını kimse yazmadı. Bir kadın olarak ben onunla empati kurdum. Çünkü ben de eşimi kaybettim ve eş kaybetmenin ne olduğunu onunla birlikte empati kurarak yazdım. Uçacak güvercinler. Uyan sevgilim, uyan. Kalk da bak. Nerede yatmanın? Vakti miydi şimdi? Güvercinler buldu. Biz bir düş bulmuştuk seninle. Ülkemizde ne kadar güvercin varsa uçuracaktık gökyüzüne. Barış adına, sevgi adına su akacak, yolunu bulacaktık. Nerede olursak olalım. Irkımız, milliyetimiz ne olursa olsun. Bu sevda hepimize yeter derdi. Güvercin ürkekliğine kaldı bu işlerini. Atıttılar senin yere. Kalkmamak üzere. Seninle birlikte güvercinler uçmaz oldu Hrant'ım. Sevdalar yarım kaldı. Gittim. Uzandığın evin yarım. Üzülme be. Yürekli kadınım. Senin için o güvercinleri bu ülkede barış adına, sevda adına, halklar adına uçuracağım. Su akacak, yolunu bulacak bir gün. Yüreğinden öpeceğim o gün bu halkın. Çok teşekkür ediyorum. Aslında senin için de bir şiir okuyacağım ama şu an onu bulamadım. Daha sonra yapayım. Özelse özelim olsun. Için bu okula. Evet, şimdi Sabahattin Bey'den evvel Zeynep Hanım'a şey yapalım, hazırlanıyor Sabahattin Bey çünkü. Zeynep Batımor arkadaşımız yazar, şair İzmir'den aramıza katıldı. Zeynep Hanım da kendini tanıtıp bir şiirini ya da başka bir şey okursa çok mutlu olacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Geldim. Üç tane kızım var. Bir tanesi burada evlendi. Kendisi kabin memuru. Teknosos'ta inşallah tekrar görevine başlayacak.
kısa bir süre önce hamilelik yaşamıştı. Ödeveğimizi kaybettik. Ama hayat devam ettiği için biz yine hayatın kaldığı yerden devam ediyoruz. Ben kitap yazıyorum. Düşlerimdeki Beyaz Üniforma kitabını, Düşlerimdeki Saadet ve Bir Umut Varsa kitaplarını yazarıyım. Aynı zamanda hobi olarak şiir yazıyorum. Ve bu arada şarkı sözlerim bestelendi. İzmir'in Güzel Kızları, Mahmut makamında, Rüzgarlar Ver Yarın, Hicaz makamında, Kordon boyunda, kant olarak ve bir İzmirli olarak genellikle İzmir'e has şeyler yazmış oldum. En son kendi bestelemişim, kendi sesimden, yine şarkı sözlerimden birisi. Onu sizlere söylemek isterim. Gözlerim uzaklara dalıyor sevgilim. Artık heyecanım ağzım yok. Ben bir sanatçı değilim ama yani içimden geldiğince. Gözlerim uzaklara dalıyor sevgilim. Geleceksin diye bir gün yollarını gözlerim. Gözlerim uzaklara dalıyor sevgilim. Geleceksin diye bir gün yollarını gözlerim. Uykusuz geçen gecelerim hep sensiz. Uykusuz geçen gecelerim hep sensiz. Bırakıp gittin şimdi, mutlu musun bensiz? 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 Sahile vurmuş gemiye döndüm, her gün ağladım, her gün ben öldüm. Sahile vurmuş gemiye döndüm, her gün ağladım, her gün ben öldüm. Uykusuz geçen gecelerim hep sensiz. Uykusuz geçen gecelerim hep sensiz. Bırakıp gittin şimdi, mutlu musun bensiz? 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 Çok teşekkür ederim Zeynep'ciğim. Neler var? Yazar diyoruz, şair diyoruz ama bir bakıyorsun ki ses sanatçısı çıkıyor. Ne yapabilirim yani? Yapacak bir şey yok. Hakkı Beyciğim aramızda yine çok değerli yönetmenimiz ve yazarımız var. Siz takdim eder misiniz? Şimdi rahmetli bir dakika lütfen bir şey söylüyorum. Rahmetli Örsan Öğmen ile Metin Toker böyle bir yerde karşılaşıyorlar. Örsan Öğmen kitabını anlatıyor birine yani. Ben anlatacağım diyor. Metin Toker de arkadan geçerken dinliyor. Sonra ona şöyle diyor. Ya ben seni diyor yazar sanıyordum. Sen diyor neler diyor anlatıcıymışsın diyor. Şimdi biz de buraya yazar diye çağırıyoruz herkes şarkıda çıktı arkadaşlar. Ama çok güzel yani. Tebrik ediyorum. Yani insanların içinde var. Arkadaşlar şimdi aramızda son katılanları şey yapamadım. Sizlere onları da size belirteyim. Aysel Bektaş efendim. Fatoş Salman katıldılar. Derya Şen katıldılar. Hilmi Balkar katıldılar. Ve yeni gelen arkadaşlarımız var orada. Hoş geldiniz. Katıldılar. Aynen katıldılar. Ressam camiasından. Ressamlar katıldılar aramızda. Hoş geldiniz efendim. Şimdi arkadaşlar, Sabahattin Sakman'ı
buraya davet edeceğim. Ancak şöyle söyleyeyim, kendisi dün herhalde Amerika'dan geldi. Ben de farkında değilim. Derhal dedim şeye geliyorsun. Apar topar geldi, biraz da acele gitmesi lazım. Sabahattin Bey Yurt Gazetesi yazarıdır. Aynı zamanda bir Don Juan öldürmek diye. Doğru mu hocam? Çünkü bir Don Juan'ı öldürmek dediğim zaman kızıyor bana. Bir Don Juan'ı öldürmek diye bir uzun metrajlı bir filmi var. Valla filmi ben beğenmedim açık söyleyeyim yani. Efendim inşallah Temmuz ayında gösterime girecek. Hep birleşince çok çok ilginç bir filmdi. Yani o zaman seyrettiğinizde siz de olayı şey yapacaksınız. Ben hemen mikrofonu veriyorum. Kendisini anlatsın, şiirini okur, ne yaparsa yapsın. Tamam. Artık öyle teşekkür ederim. Hakkıyı atmayan askerlerdi. Çünkü bizim sınıf arkadaşlarımız Orgeneral Kraliçeli'ydi. Biz daha Teğmen kenti bu işleri becerdik ve ordudan kendimizi attırdık. 71 senesinde. Ondan sonra hep üç çeşitli işler yaptık. Ben aslında bir işlem teknolojisiydim. Fakat arada bir yazılım. Pazar günleri de Yurt Gazetesi'ni zorunlu alırsanız memnun olmuş gazetemize gitmesi ihtiyacı var. Hakkı sevmedi filmi ama tavsiye ederim. Neden bir Don Juan'ı öldürmek yanlış oluyor? Çünkü isim bir ironi aslında. Bir Don Juan'ı öldürmek, bir doktor öldürmek. Yani Don Juan'a çıkmış ama adam son derece hikaye, hiç alakası yok. Yani kadınlara saygı ihtiyacı bir adam. O yüzden bir Don Juan'ı öldürmek, Don Juan'ın yerine. O filmde kullandığımız bir müzik vardı. Siz güzel bir şiir aslında. 2007 sene önce bir Fransız halk şarkı. Halk şarkısı benim o zaman da popüler şarkısı Paris'te. İsmi Plaisir d'amour şarkının aşkın zevki. Fakat şöyle devam ediyor. Hep olumlu şeyler söylüyor aşk hakkında. İkinci satırı şöyle. Aşkın zevki sadece bir an sürer. Aşkın hüznü ise tüm bir ömür sürer. Şarkı bu. Birkaç tane klasik filmde kullanıldı Avrupa ve Amerikalı filmlerde müziğiyle veya sesiyle bazıları İngilizceye çevirmiş olan şarkı. Ben de bunu Türkçe'ye çevirdim. Benim de şairliğim bu kadar. Aslında ben teknik bir adamım şairliğinde. Ama çok güzel aşkın. Evet, o zevki sadece bir an sürer. Aşkın yüzlü tüm bir ömür sürer. Eğer bunu şey yapabilirsem size buradan memnun olacağım. Bir kontrolümü bilebilirsem. Thank you.
Şimdi hani derler ya ruhumuzun tozlarını süpürüyoruz, siliyoruz diye. Bugün şu an biz ruhlarımızın, yüreklerimizin tozlarını süpürüyoruz değil mi? Mutluyuz değil mi? Ne kadar güzel. Hocam çok teşekkürler. Ta Amerika'dan gelip ayağınızın tozuyla muhteşem bir parça dinlettiniz. Şimdi aramızda sanatçı bir arkadaşımız var. Sinem Bacım aramızda. Sinem Bacı aramızda. Ben kendisini sahneye davet etmek istiyorum. Güzel bir program, programla, güzel türküleriyle daha da parlatacak yüreklerimizi. Vallahi umarım. Hoş geldin. Hepimiz ayrı ayrı değerliyiz. Siz de çok değerlisiniz. Sevgi dolu, hele hele yıkılası o saygı dolu dakikaların hepimizin olmasını diliyorum canlar. Programa ilk olarak kendi eserlerini söylemeden, Pir Sultan'ı yad etmeden, bu benim asli görevim bir Sivaslı olarak. Buyurduk uyardılar diyeceğim size, daha sonra kendi eserlerine geçeceğim. Thank you.
Şimdi Musa Azov dediğinizi yapacağım. Herzog Kızılderey bazı eskisini okuyor bana. İkinci olarak yol boyunca düşündüm burada olduğunu bilmiyordum. Aman dedim hatırla es geçme yoksa kıyafet kopuyor. Seslendim her dala taşa, uyu deme, uyu
ödeme uyuyamam. Yürümeme yürüyemem. Sus deme sus. Sinem bacım, içim yarım. Dostum yok ki yanım sana. Yine kaldım, baktım kara. Yine kaldım, baktım kara. Uyu deme, uyuyamam. Yürü deme, yürüyemem. Sus deme. Değerli canlar, herkes aklı fikirli şu ana karşı bir görev yürütüyor. Her meslekte, her alanda. Musa Kaplan canımız, yoldaşımız da yola baş koymuş. En zorunu, en hak etkisini ve en kutsalını yapanlardan biri olarak onları yaşatmaya çalışıyor. Beni de almış o kitaba. Alkışlar size. Mahirce o kitaba alındım. Ben de kendimce asbel kadar ozan denilmişse 68 kuşağına bir marş dedim. Ama burada bir söylediğim gibi olmayacak. Bu çok formatı çok farklı. Ancak burada ben bu yüzeyseli dinleyeceksiniz. Umarım tamamı düşüncemdeki şekli olacak. 11 kıta yazdım. 3 kıta söylemiştim. Deniz Gezmişli abi işte bu toplamaktaymış. 3 kıtayla anlatamaz. Dedim kolay yeter ki siz onaylayın. Tamam ettik 11 kıta. Yani İstiklal Marşı var Türkiye'nin. 68 sonunda 11 kıtalık İstiklal Marşı oldu dedik. Kadın ne güzel bir şey değil mi? Çok seviyorum zaten. Başka bir esere girmişim. Önder oğlum,
Oktum şoşo, seslendim hey, dalga taşo. Seslendim hey, dalga taşo. Uyu deme, uyuyamam. Yürü deme, yürüyemem. Sus deme, susamam. Uyu deme, uyuyamam. Yürü deme, yürüyemem. Yaşatmaya çalışıyor. Beni de almış o kitaba. Madem ki size, madem ki o kitaba alındım, ben de kendimce hasbel kadar ozan denilmişse 68 kuşağına bir marş dedim. Ama buradaki söylediğim gibi olmayacak. Bu çok formatı çok farklı. Ancak burada ben bu yüzeyselini dinleyeceksiniz. Umarım tamamı düşüncemdeki şekli olacak. 11 kıta yazdım. 3 kıta söylemiştim. Deniz Gezmişli abi de toplamaktaymış. 3 kıtayla anlatamaz. Dedim kolay yeter ki siz onaylayın. Tamam ettik 11 kıta. Yani İstiklal Marşı var Türkiye'nin. 60 kişi sonunda 11 kıtalık İstiklal Marşı olduğu gibi. Kadın ne güzel değil mi? Çok seviyorum zaten. Başka bir esere girmişim. Thank you.
başımızda birer paşa. Nere gidem aklım şaşa. Seslendim her dağa taşa. Seslendim her dağa taşa. Uyu deme, uyuyamam. Yürü deme, yürüyemem. Sus deme, susamam. Ay. Uyu deme, uyuyamam. Yürü deme, yürüyemem. Sus deme, susamam. Yaşatmaya çalışıyor. Beni de almış o kitaba. Madem ki o kitaba alındım, ben de kendimce asbel kadar ozan denilmişse 68 kuşağına bir marş dedim. Ama burada bir söylediğim gibi olmayacak. Bu çok formatı çok farklı. Ancak burada ben bu yüzeyseli dinleyeceksiniz. Umarım tamamı düşüncemdeki şekli olacak. 11 kıta yazdım. 3 kıta söylemiştim. Deniz Gezmiş abi de o toplamaktaymış. 3 kıtayla anlatamaz. Dedim kolay yeter ki siz onaylayın. Tamam ettik 11 kıta. Yani İstiklal Marşı var Türkiye'nin. 68 sonunda 11 kıtalık İstiklal Marşı oldu dedik. Kadın ne güzel bir esere girmişim.
gördüler beni. Aldılar, sattılar yapraklarımı. Yine unuttum. Ama ya ne yapayım, bir gün kral yapayım. Müzik olmadığı için öyle müziyetimizle gidiyorum ya. Onu istiyorsunuz abi. Onu istiyorum ama yani fon yok. Ne yapalım, ben bir kez daha. Bu kart sesini. Bekle bekle, sana fon yapayım ben. Hayır canım, işte bu. Bir tam bunu çekmelisin lütfen. Çok özür diliyorum. Çok önemli bir şey çünkü bu gerçek yaşanmış bir insanın son bakışını anlatıyor. Şey bak, bakmayacağım, gözümü kapatacağım. Teşekkür ederim usta. Açmadım çiçeklerini. Güneşi kucaklayamadım. Havayı soluyamadım özgürce. Kestiler dallarımı. Kestiler umutlarımı. Eşya gibi, mal gibi gördüler beni. Aldılar, sattılar yapraklarımı. Oysa ben bin umut doğdum anamdan. Nereden bilirdim ki doğarken kara yemeni bağlamışlar başıma. Kaderimi kötü yazmışlar anam gibi. Bizim oralarda kadının adını koymamışlar. Sevme sevilme hakkı tanımamışlar. Hor görmüş, hor kullanmışlar kaderimizi. Ben henüz körpe bir tomurcuğum. Açmadım ki çiçeklerimi. Güneşi kucaklayamadım ki. Havayı soluyamadım ki özgürce. Umuda saklanan düşlerimi beyaz gelinliğime gizledim. Hayallerimi nakışladım. Gelin bohçama, kırmızı duama işledim yanlarımı. Oysa, oysa nereden bilirdim ki beyaz gelinliğim kefenim, bohçam esaretimmiş. Teşekkür ediyorum. Kitap almak isteyenleri de oraya davet ediyorum. Ben ne kadar kıskanç bir kadınım, ben şiir okumak geldi. Hazırlamışım ama, hazırlamışım. Evet. Hayat bazen saklambaç oynamak ister. Evet, herkes yerlerine lütfen bak, ben de kapris yapıyorum. Üzüntüm, herkes yerlerine lütfen, ben şiir okuyacağım. Hayat bazen saklambaç oynamak ister. Sevdiklerin saklanır, saklanır kavuşmalar. Güzellikler saklanır, huzur saklanır, saklanır mutluluklar. O zaman sen de bozma kuralı. Kapat gözlerini. Say bize kadar. Gözlerini açar açmaz başla almaya hepsini. Bulacaksın, mutlaka bulacaksın. Uzakta değildir onlar, sakladıkları yerler uzak değildir. Ama bulduğunda diğerlerini bileceksin. Yok öyle kolay kolay bırakmak. Yine kuralı bozmadan sen saklanacaksın bulduklarınla birlikte. Varsın artık, saysın hayat binlerce kez yüze kadar. Soma'ya yazmıştım ama karartmayayım içimde. Küçükken ben küçükken. Soma'nın arkası gelir. Soma'yı okur. Soma'yı okur. Soma'nın arkasından evet Ersincan. Ama Soma'yı dinleyelim. Evet, Soma günlerinde gerçekten zaten unutulur gibi değil o. O günlerde böyle öyle bir karaladığım bir şey.
Karardı gün, karardı hayat. Bir resim görmüştüm, hırkalı bir kadın ve çocuk. O resimden, o Soma'daki resimlerden, oradan çok etkilenmiştim. Karardı gün, karardı hayat. Yürekler karardı. Gök ağlar, ağlar kadınlar, çocuklar ağlar. Bir daha açar mı Soma'da yaz gülleri? Gözyaşlarıyla ıslanan toprağa gelir mi bahar? Toprak ağlar, yer gök ağlar, uçurtmalar, hırkalar ağlar. Soğuk gözlerdeki bakışlar, alev alev yürekler yanar. Karardı gün, karardı güneş, sahipsiz vatanım ağlar da ağlar.